Arkadaşlar, tekrar yeni bir ustadan değerlendirmeler ünitesiyle bütün doğal halimle karşınızdayım. Hepinizi öpüyor, saygılarımı iletiyorum. Tekrar değerli arkadaşım Fatih arkadaşa sözü veriyorum. Hiç bekletmeden bakalım ustanın değerlendireceği hangi sorular gelecek, göreceğiz şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir soru karşımıza gelecek. Birol Namlı isimli takipçimiz şöyle sormuş. Değerli arkadaşım, bir soru da benden. Semih Mısır'da kupayı aldıktan sonra diğer turnuvalarda başarısız oldu. Tayfun aynı şekilde, Kaspers, Hakeza, Sanchez, Blomdal vesaire. Sporcular her zirve yaptıktan sonra bir sonraki turnuvada başarısız olmalarının sebebi nedir? Bir turnuva kazanmanın rahatlığı mı? Neden? Hiç olmazsa en az 2 veya 3 turnuva istikrar gösteremiyorlar. Bunu neye bağlıyorsun? Teşekkürler demiş. Sana bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir soru ya. İsmi ne? Birol Namlı. Birol Namlı. Birol Namlı abi, sorun için tebrik ediyorum seni ya. Nereden yazdığını da söylemedi tabii ki. Tabii. Bu kadar. Abi bunları öpüyorum ya. Neden söylemiyorlar nereden yazdıklarını Fatih? Sence niye söylemiyorlar Fatih'im? Söyle bana. Merak ediyorum yorumunu. O anki video heyecanıyla hemen oraya yazıyorlar ki bunu arkadaşlar unutuyor ya da daha önceki videolarımızı takip etmedikleri için muhtemelen orayı es geçiyorlar. Hemen sıcağı sıcağına soru sorayım diye yapıyorlar. Muhtemelen ondan hani. Ama benim kafadan hasta olduğumu bilmiyorlar değil mi? Abi istiyorum ya. Yazın, ne olur şunu yazın ya. Allah Allah. Hoşuma gidiyor, hoşuma gidiyor. Şimdi o zaman ne diyecektim Birol senin için, biliyor musun? Birol Namlı Kayseri'den yazıyor. Kayseri. O zaman Kayseri'ye selam diyecektim. Bak şimdi onu diyemiyorum abi. Yazın ya. Ne güzel soru sormuşsun. Sorundan dolayı tebrik ediyorum Birol'cum. Şimdi bunu söylemek için var ya. Abi. Burada ego mu bilmiyorum. Bendeki ego mu bu? Ondan da haberim yok. Ama şunu da diyeceğim abi. Bak. Bilardo'ya dair her soruya cevap var diyorsun. Ama buna cevap veremiyorsun. Abi bakar mısınız? Kuvvetli bir soru bu. Bu soruyu cevaplamak için var ya birikim olması lazım. Birikim. Analiz etmesi lazım meseleyi. Edeyim size analiz meseleyi. Şimdi size iki tane isim vereceğim. Tamam. Bunları koyarsın animasyona ki onları da onere etmiş olayım. İki ayrı kul var. Hiç alakasız yani. Birisi Türkiye'den Burak Aşaş. İkincisi de Avrupa'dan Teresa. Bayan oyuncu arkadaşlar. Soy ismini unuttum. Terasacım affetsin şimdi. Güzel bir insan o da. Selamlaşıyoruz. Daha konuşma fırsatımız olmadı ama selamlaşıyoruz. Sempatik yani. Usta, bu soruyla bu iki ismin ne alakası var? Ne alakası var biliyor musunuz? Ben onları şeye benzetiyorum. Boksu da severim bakın. Mike Tyson'ın fanatiydim zamanlarda. Muhammed Ali'den sonra yani Mike Tyson'ı seviyorum. Boksa da karşı ilgim olduğundan dolayı şimdi bir ağır siklet 120 kiloluk bir boksörün karşısına eğer siz gariban benim gibi yani 75 kiloluk bir adamı koyarsanız abi kazanma şansı yok ya. Yok. 120 kiloluk ağır siklet bir tane sağ direkt patlatsın işin bitti. Şimdi Burak Aşaş'la Teresa'yı ben buna benzetiyorum. Abi dengesiz dövüş işin içindeler. Burak Aşaş bir bakın. Burak Aşaş'a bir bakın. Yani 17 yaşına girdi. Şu anda girdiği her turnuvada birinci oluyor. Usta hak etmiyor mu? Size bir şey söyleyeyim mi? Sonuna kadar hak ediyor ya. Adam makine gibi çalışıyor. Yani elimden gelse Burak Aşaş için bir tane video çıkartırım yani. Evet. Ama dengesiz. Niye biliyor musunuz? Rakiplerinden çok önde ya. Çok önde, çok. Onu yenemezler. Yenilse de ancak adamı ne yapacaksınız biliyor musunuz? Haplayacaksınız. Yahut da zil zurna sarhoş yapacaksınız. Ne olacak biliyor musunuz? Topa vuracak hali kalmayacak, o adamı öyle yenersiniz. Adam U17'ye giriyor milli takım. Milli takıma giriyor milli takımda. U17'ye giriyor Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonlarına giriyor. Saymakla bitiremezsiniz. Son dönemde en az 5 tane
Şampiyonluk aldı adam bebek gibi. Oraya gideyim neyse bir altın madalya almış. Oraya gideyim neyse bir altın. Çünkü dengesiz. Burak Aşağı şu anda rakiplerine göre ağır siklet. Kadınlara bakalım. Var mı Teresa'nın rakibi? Türkiye'den Gülşen Degener, Müjde Karakaşlı olması lazım soy ismi. Müjdeciğim affet soy ismini eksik söylediysem ama öyle olması lazım. Ama adının Müjde olduğunu biliyorum. Tanıştık da seninle. Ama çok ilerletmeleri lazım. Teresa şu anda çok iyi. Almanya'da lig oynuyor. Hollanda'da lig oynuyor. Yani Teresa bir bayan oyuncuya göre 1-200 genel oynuyor şu anda. Yani yüksekte yüksekte o yüzden girdiği her turnuvada birinci oluyor. O da dengesiz. O da ağır siklet. Ama hak ediyor mu? Hak ediyor. Sürekli günde 7-8 saat antrenmanı varmış Teresa'nın. E ne olacak o zaman? E tabii gidecek yani. Bir de burada sürekli kendini değerlendirme, test etme süreci var. Kendindeki kapasiteyi görme süreci var. Eredivisie oynuyor şu anda Hollanda Ligi'nde. Almanya Ligi'nde Bundesliga oynuyor. Yani tabii ki başarılı olacak Teresa. Ama kuvvetler aynı değil. Buradan şimdi ne yapıyorum size biliyor musunuz? Aklınıza yaklaştırıyorum arkadaşlar. Burayı hallettik mi? Demek ki aynı kulvardaki dövüşçülerin aynı güçte olması gerekiyor. Birbirlerine yakın olmaları gerekiyor. Ama bu iki isim maalesef çok açık ara önde gözüküyor şu anda. Üzülerek söylüyorum. Burak adına seviniyorum. Teresa adına üzülüyorum. Çünkü benim de çok güzel Türkiye'de bilardo oynayan bayan arkadaşlarım var. Bayan bilardocular var. İstiyorum ki onlar da Avrupa şampiyonu olsun, dünya şampiyonu olsun. Ama durum şu anda böyle. Çok çalışmaları lazım. Belki de çalışıyorlardır ama benim gördüğüm o. İzliyorum, takip ediyorum çünkü. Gelelim asıl sorunun sebebine değil mi? Neden bir turnuvayı alıyor, öteki turnuvayı alamıyor? Neden bir turnuvayı aldıktan sonra arasına 4-5 sene giriyor? Rehavet mi yoksa? Değil arkadaşlar. Burada Almanlar ona Luft deniyor. Luft Almanca'da hava demek. Yani yüksek bir 600'den sonrası Martin Horn'la bir gün yaptığımız konuşmada karşılıklı böyle kahve içiyoruz onunla. Dedim ki 1.600 küsur oynuyordu o zamanlar. Nasıl bir psikoloji dedim. Dedi ki 1.600'den sonra luft yok. Yani hava yok. Ne alakası var? Şu alakası var. Hava yok demek orada zorlaşıyor arkadaşlar. 9 ıstakada 15'i bitirmeniz lazım. Bakın hesap ortada. Matematik yalan söylemez. 1.666. 9 ıstakada 15 biter. 9 ıstakada 15 bitmez. Çünkü her halükarda 9 ıstaka bitirmeniz lazım. Oyunun en kötü gittiği şartlarda da 9 ıstaka bitirmeniz lazım. Orada hava yok derken hata payı azalıyor. Yani üst katmanlara, okyanuslara girdikten sonra hata payı, telafi oranınız azalıyor. Şimdi ben size isimleri sayıyorum. Dick Jaspers. Daniel Sanchez. Tayfun Taşdemir. Eddie Merckx. Marco Zanetti, Semih Saginer, Çoğsu, Kimi, orayı bölemesine dizin altıya yani. İlk 16'ya kadar. Şu anda bunları saymak istemiyorum ama Devler Ligi diyeyim. Şimdi bu Devler Ligi'ne bakın. Hangisi bir tane adam da şu anda benim videoda dinleyenler var ya şimdi. Onların birisi kalksın da iyi usta da bunların arasında aynı Teresa ile Burak Haşhaş gibi mesafeyi açmış bir adam var. Ne oldu gördünüz mü? Yok. Dengeli dövüş. O gün kimin psikolojisi iyiyse o turnuvada. Kim kendini mental olarak çok iyi hazırlamışsa. Çok iyi antrenman yapmışsa. Çok iyi kendini o turnuvaya kanalize etmişse. Size bir şey söyleyeyim mi? O turnuvayı o Devler Ligi'ndeki 16'dan birisi kazanıyor. Ancak nasıl olması lazım biliyor musunuz? Şu anda diyelim dünya genelini 1.800 koyalım. Hani böyle çok ütopik uçmayayım yani. 2.500 oynuyorlar, 2 oynuyorlar. 2 genel zor arkadaşlar ama 1.800 hadi güzel olsun bari. 1.800 genel koyalım. 1.800 genel adamı şu anda tam en az 10 kişi vardır.
Senin ortalamanın 2.500-3 genel olması lazım ki aynı Burak Aşaş ve Teresa gibi her 4 turnuvanın 3'ünü alabilesin. Yoksa şansın yok. Şu anda bu insanlar rehavete çökmüyorlar. Sadece öyle zor bir yer ki, öyle zor bir okyanus ki o luft yok. Tayfun Taşdemir'in bir tane röportajını dinledim YouTube'da bir gün veya iki gün evvel. Diyor ki bir ıstak hata yaptım. Bak bir ıstak hata yaptım. Bir ıstakanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor diyor. Bak bir vuruşun nasıl usta yorumu geliyor bakın. Fatih çok enteresan. Tayfun diyor bak bir atışın önemli olduğunu anladım. Bir ıstakayla kaybetmiş. Çünkü orada hata yapıyor. Artık kafasına kaç yedi bilmiyorum. Gördünüz mü? Luft yok. Ama bazı oyuncular 30 tane atış yapsa da kendini cezalandırıcı bir karşı taraftan bir şey gelmiyor. O yüzden de bu sorunun cevabı çok açık. Güçler eşit. O yüzden her turnuvada uymuyor. Mental olarak hazırlayamıyorlar. Yanlış kura, şanssız kura, iki tane ek gücün tam aynı anda zamanda karşılaşmalı. Bir sürü şey sayılabilir ama ana hatları bunlar arkadaşlar. Sorunun cevabı budur. Var mı başka soru Fatih? Bir başka takipçimiz Ercan evet. Tezer şöyle bir soruda bulunmuş. Sayın Usta, bu oyunun en önemli kısmının mental hazır bulunuşluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 bant bilardo kafayı rahatlatan bir oyun değil. Kafanız rahatsa iyi oynayabiliyorsunuz. Bu konuda standart ve yaklaşım gerçekleştirmede zorlanıyoruz. Neler önerebilirsin hazır bulunuşluğu yakalamak için demiş. Güzel soru değil mi? Evet, bence çok harika bir soru. Harika bir soru. Ne diyor? Bu oyunun moraliniz... Ya mental olarak... Yok, sorunun ilk bölümünü bir daha verir misin? Orada çok enteresan bir şey kullanmış. Demiş, bu oyunun en önemli kısmını mental hazır bulunuşluk olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü 3 bant bilardo kafayı rahatlatan bir oyun değil. Kafayı rahatlatan bir oyun değil. Gördün mü? Tamam. Ben istediğim gereken yeri buldum. Bak diyor ki kafayı rahatlatan bir oyun değil. Rahatsız oyunu mu diyorsun yani? İsmi neydi mi bari? Ercan Tezer. Ercan'cığım ne diyorsun? Rahatsız kafayı yemişlerin adamı oyunu mu demeye çalışıyorsun? Evet birazcık öyle. Gerçekten insan sinir hastası oluyor mu? Oluyor ya. Yani karşınızda duruyor bir tanesi. Kafayı yediğim yerler oluyor mu? Daha dün oynadım Hollanda'da. İnanın çok iğrenç bir şey arkadaşlar ya. Kaç biliyor musunuz? 5 ıstakada maçım 18'e 2 idi ya. 18'e 2. Orada hani terzi kendini söküğünü dikemiyor diyorlar ya. Burada atıyorum şimdi bol keseden size ama. Orada şimdi bak kendi söküğümü dikeyim mi? Maçı kazandım. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Orada kafayı yanlış kurdum ya. Hemen gidiyorum bak maçın sonucuna kaydı aklım. Dedim ki ulan bu maç en fazla 15 ıstaka biter. Oh, ondan sonra bana böyle bir tokat geliyor yani var ya inanılmaz ulan sen misin bunu düşünen? Var ya toplar ne kadar kötü kalacaksa öyle kaldı arkadaşlar. Yani bilinmezlik çözüm yok. En az 10 ıstaka bakın böyle kaldım pes. Ulan tövbe et. Allah'ım ben niye aklımdan geçirdim bunu? Abi yani oluyor ya. Rahatsız. Yandan izleyenler beni çözmeye çalışıyormuş. Ne oldu bu adamına? Gelinsiz oynayın sıkıyorsa. Yok işte. Vuruş yok. Bağlayayım kolum. Ercan. Ne önerebilirim biliyor musun sana abi? Bizim hatamız şu. Onu hangi videoda anlatıyorum bilmiyorum. Yani... Ya psikoloji videosunda ya da ustadan değerlendirmeler videosunda. Abi çok karıştı şu anda ortalık. Psikoloji. Psikoloji değil mi? Onu da mı anlatıyorum? Evet psikoloji olması lazım. Yani kafam çorba gibi. Ama gerçekten terzi kendini söküğünü dikemiyor. İnanın bakın. Acayip manyak bir şey yani. Yendim maçı. Sonucunu söylemem gerekirse maçı yendim ama berbat bitti. 38 ıstaka 40 bitti yani. Düşünün bakın 5 ıstakada 18'e 2, 38 ıstaka 40'a 16 yeniyorum arkadaşlar. Kusarsınız yani. Böyle berbat bir şey. Tek başıma oynuyorum ama yok. Adam hepsini yuvarladı. Kırmızıya. Haydi bakalım kırmızıya. Sorun değil. Benim hatam. İyi yaklaşmamamdan dolayı Ercan.
Abi burada var ya yapmamız gereken maç öncesi sana sadece iki şey söyleyeceğim. Bir, maçla ilgili kimseyle bir şey konuşma ya. Bu gelecek bak Fatih. Bu çok güzel. Hani psikolojinin sosyal bölümüne girdik ya. Orada anlatacağım bunu geniş kapsamlı. Ama şöyle böyle bir ağzına bal çalayım yani. Hem kendimin hem seyircilerin. Ne var biliyor musunuz? Abi kimseyle konuşmayın. Şunu deme bak. Kendine bile. Bugün iyiyim. Harbiden süperim bugün. Paramparça yapacağım. Deme abi. Ya hatta bunu birisine verme. Çünkü o ejderhalar bekliyor yan tarafta. Hani enerjini emer. Kendi içindeki o ateşi söndürürsün. Bırak açma. Ya hatta onu açıkladım. Keşke bulabilsek ya onu şu anda hangi psikoloji bölümünde? Hani siyah beyaz, beyaz siyah var ya. Kaybetmenin karşılığı kazanmak, kazanmanın karşılığı kaybetmek. Çok güzel anlattın bunu arkadaşım. Güzel insan. Ama benim ona böyle bir ek olarak katacağım ne var biliyor musun? Abi bu oyun nasıl oynanmalısın söyleyeyim mi? Bütün spor psikologları tek söyledikleri bir şey var. Hangi sporu yaparsanız yapın. Maç başlamadan önce ya da antrenman başlamadan önce ya da birisiyle oyuna başlamadan önce diyeceğin tek şey var. Çok iyi konsantre olup özgüvenim yerinde olarak elime gelen her fırsatı çok iyi değerlendirmeye çalışıp bugün zevk alacağım. Oynadığım oyundan diyeceksin. Zevk alacağım. Zevk. Eziyete dönüşüyor bizde ya. Bak dünkü maçımı örnek veriyorum size. Dün Hollanda'da oynadım. Dernemen diye bir yerde oynadım. Yani eziyetti benim için. Bakın. Kazandığım maçtan sonra millet geliyor tebrik ediyor. Kaçtım oradan. Yani sinir oldum. Sinir oldum. Kendime. Millet diyor ki kazandın. Takım kazandı. Playoff'lara girdik. Zevk almaya bakacaksın. Hani psikolojik nasıl yaklaşabilirim diyorsun ya. Abi yenmek veya yenilmek mevzusunu ortadan kaldır. Belirli bir seviyeye gelene kadar evet. Zevk al abi. Hani özgüven çok önemli bir kere. Adamın hani yapabilme yetisi var ya. Yapabilirlik. Onu kendinde eğer hissediyorsan ve bende bu kapasite var diyorsan abi bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi odaklanacaksın. Yani pozisyon pozisyon. Ha, bu pozisyonda bunu yapabilirim. Maksimal bunu yapabilirim. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Birbirinize aynı böyle dikiş yapar gibi örüyorsunuz. Ha, pozisyon pozisyon geliyor. Oyun oyun gelmiyor. Yani her pozisyonu ona göre değerlendiriyorsunuz. Söyleyebileceğim bu arkadaş. Güzel insan. Sadece sana böyle söylüyorum. Psikolojiyi izlemen lazım. Onu hangi bölümde anlattım gerçekten bilmiyorum. Yoksa sana hemen nokta atışı söyleyeceğim. Orayı izle ben anlatıyorum onu diyeceğim Ben ama. bulur onun etiketini eklerim. Üst Ekler tarafa misin? sağ üst tarafta çıkıyor. Ha. Oradan takip edebilir. Tamam. Tamam Fatih'im. Eline koluna sağlık. Tamam benim söyleyebileceğim bu. Zevk al zevk. Oynadığımız oyundan zevk alalım. Tekrar bir ustadan değerlendirmeden sonuna geldik. Yani elimden geldiği kadar, dilimden döndüğü kadar her halükarda inanın boş yok bakın boş yok her sorunuza cevap vermeye çalışıyorum. Daha sorunuzu sorar sormaz sizi cevaplandırmaya çalışıyorum. Niye biliyor musunuz? Size saygı duyduğumu anlamanızı istiyorum. Saygı saygı. Yaş önemli değil. Size değer verdiğimi anlamanız için çabalıyorum. Ki çünkü abi geri gidişli dönüşlü bunlar yani. O yüzden sizi en güzel işten deliklerimle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.